Merhabalar arkadaşlar. Bugün gazlardan soru çözümü yapacağız. Gazlardan konu anlatım videolarında defalarca bahsetmiştim. Gazlardan test çözmeniz çok önemli. Bu yüzden gazlardan 5 veya 6 tane test yükleyeceğim. Bu testleri indirip çözmeniz, daha sonra da çözümlerini izlemenizi tavsiye ediyorum. İlk testimiz gazlardan karma gaz yasaları ile ilgili karma soruları içeriyor. Testteki soruları e, limit yayınları AYT soru bankasından seçtim. Kendi soru bankam, kendi sorularım beğeniyorsanız soru bankasını alıp oradan da yine e, soruların devamını görüp farklı sorular görüp onları da çözebilirsiniz. Hadi bakalım. Birinci soru sistemin sıcaklığı eksi 73 derecedir. Sabit basınç altında pistonun engele dayanması için sistemin sıcaklığı en az kaç derece yapılmalıdır diyor. Arkadaşlar bunun gibi sistemin durumu değişiyor. Sisteme herhangi bir şey yapıyorsam en mantıklı yol tek tek hangi yasa olduğunu düşünmektense İlk durumla son durumun PVNRT'sini orantılamak. İlk durumla son durumun PV testi oranladığımızda bunlarda sabit olan R gibi değerlikler gidecektir. Gaz ekleyip çıkarmadık mol sayısı gitti. Dikkat edin pistonun engele dayanmasını istiyorum. Oradan sonra da ısıtmıyorum. O zaman basınç da sabit. Ne olduğu hacmimiz şey formülümüz. V1 bölü V2 T1 bölü T2. İlk hacmimiz 2V. Son hacmin 1, 2, 3, 4, 5V olmasını istiyorsun eşittir. İlk sıcaklık eksi 73 derece yani 200 kelvin. Son sıcaklık T son. Buradan T son 500 kelvin çıkar. Bana santigrat derece cinsinden karşılığını soruyor. Bundan 273'ü çıkarırsanız 227 santigrat derece çıkar. Cevabımız D seçeneği. İkinci soruya baktığımızda birinci kapta bulunan A gazının %30'unu şöyle %30'unu ikinci kaba atıyor. Daha sonra M musluğunu kapatıyor. Kapların birleşimi şeklinde değil musluk kapatılıyor. İkinci kabın son basıncı kaç olur? 5 atmosferin %30'u arkadaşlar 1.5 atmosfer. Yani 5 atmosferin 1.5 atmosferlik kısmını aktarıyorsun. 1.5 atmosferi ikinci kaba aktarman sırasında dikkat et hacim değişiyor. Bir sistemin hacmi değişiyorsa P1V1 eşittir P2V2 boy yasasıyla çözüyorduk. P1 1.5 atmosfer V1 2V P2'yi bilmiyorum V2 3V. Buradan P2 eşittir 1 atmosfer olur. Unutmayın herhangi bir gazın hiçbir şeyini değiştirmeden yine isterseniz ideal gaz yasası yardımıyla göstereyim. Herhangi bir gazın hiçbir şeyini değiştirmeden gazın sadece hacmini arttırıyorsanız basıncı azalır. Gazı aktarırken mol sayısı R'si ve T'si değişmediği için ilk durumdaki PV'yi son durumdaki PV'ye eşitleriz. Üçüncü sorumuz elastik balonla bölünmüş iki sistem. Kabın hacmi 6 ve 2 V'si helyumsa 4 V'si neon. Dikkat edin bunun gibi piston veya balonla bölünmüş sistemlerde sol tarafla sağ tarafın basıncı R'si ve T'si aynı olacağı için V ile doğru orantılı olacaktır. Yani 2V'de 1 mol gaz varsa 4V'de 2 mol gaz var. Helium'un mol sayısını iki katına çıkarırsak ne olur? Helium'un mol sayısını iki katına çıkarırsak bu ikisinin mol sayısı eşit olur. Dikkat edin. Mol sayısı eşit olduğu için de ne demiştik biz? V ile n doğru orantılı. Hacimleri de birbirine eşit olur. Yani son durumda sistem şöyledir. Bu 3V'ye çıktı. Şöyle balonun hacmi 3V'ye çıktı. Dışarıda da 3V var. İlk duruma göre burada 2N gaz var. Burada da 2N gaz var. Hemen bakıyorum. Tek tek hangisi yanlış olur? Neon'un basıncı 4 bölü 3 katına çıkar. Neon için ne değişti sevgili arkadaşlar? Hemen bakıyorum. Neon'un molü değişmedi. R'si T'si değişmedi. Sadece hacmi azaldı. O zaman ilk basıncına P1 ilk hacmine 4F dersem. Son basıncı P2 son hacmi 3F buldum. 4 bölü 3 katına çıkar. Doğru. Helyum ve neonun hacimleri eşit. Evet molleri eşitlendiği için hacimleri eşit olur. Doğru. Helyumun basıncı 4 bölü 3 katına çıkar. Evet. Dikkat edin. Başlangıçta basınçlar eşitti elastik balondan dolayı. Şimdi de basınçlar eşit. O zaman neonun 4 bölü 3 katına çıkar diyorsak helyumun da 4 bölü 3 katına çıkar dememiz lazım. Bunu bir daha hesaplamamıza gerek yok. Hocam ben bir daha hesaplamak istiyorum. Tamam. Bir daha hesaplayabilirsin. Hemen bakalım. Helyumun son basıncını nasıl hesaplayacağız? Helyumun N'i değişiyor. V'si değişiyor. P'si değişiyor. O zaman PV bölü N, PV bölü N yapacağız. İlk basıncı P1. ilk hacmi 2V. ilk mol sayısı da dikkat edin. N demiştim. Son basıncı P2. Son hacmi 3V. Son basıncı da son mol sayısı da 2N dedim. Şöyle N'ler ve V'ler sadeleşti. Işte dikkat edin. 4 bölü 3 oldu. Yine ilk PVNRT'sini son PV orantılayarak da sorunun bu şıkkını çözebiliriz. Helyumun hacmi 2 katına çıkar. Helyumun ilk hacmi kaç demiştik? 2V. Son hacmini kaç bulduk? 3V. Hayır 2 katına çıkmıyor. Kapta toplam mol sayısı 4 bölü 3 katına çıkar. İlk mol sayısına dikkat edin. N mol helyum, 2N mol neon, 3N de. N ekledik. 2N helyum, 2N neon, 4N oldu. Evet 4 bölü 3 katına çıktı. Bu seçeneğimiz de doğru. Dördüncü soru zeplinler hakkında bize bir bilgi veriyor. Bu bilginin bizi ilgilendiren kısmı şu kısım. Zeplinin hacmi 8200 metreküp olup bu hacim 27 derecede 6 atmosfer basınca sahip helyumla doldurulmaktadır. Zeplini doldurmak için kaç ton helyum gazı kullanılmıştır şeklinde. P v, N, R, T yazacağız. Birazcık birim değişikliği yapacağız sadece. Basıncımız 6 atmosfer. Arkadaşlar 1 litre 1 desimetre küpü eşit. 1 metre de 1000 desimetre küp. Yani bunu litreye çevirmek için 8200'ü 1000 çarpacağız. 8 milyon 200 bin litre olacak. N çarpı 0,082 çarpı 27 dereceyi de kelvine çevirirsek 300 kelvin. Hemen gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Şu 2 0 şunu 8.2 yapar. Şunu şöyle bir 10 ile çarpıp 82 yapsak bu 10 da buraya yapsak kolay işlem açısından olur değil mi? Şu 82 ile şu 82 gitti. 3 de 6 gitti 2. En eşittir. 2'nin yanında dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 üzeri 6 mol etti. Çarpı 4 dersek 8, 10 üzeri 6 gram. Gramı 3, 0 silersek 8, 10 üzeri 3 kilogram. 3, 0 daha silersek 8 ton geliyor. Cevabımız D seçeneği. Beşinci soru biraz önce üçüncü soruda olduğu gibi bir soru. Yani PV eşittiren RT, sol ve sağın basıncı R'si ve T'si eşit olduğu için V ile doğru orantılı. 1, 2, 3, 4, V'ye 2V o zaman 2N en. N hacimleri birbirinin 2 katı olduğu için molleri de 2 katı olacak. Oksijen gazının hacmini 2 katına çıkarmak istiyorum. Hemen bakalım. Oksijen gazının hacmini 2 birimden 4 birime çıkarmak istiyoruz. Buraya çıkarmak istiyoruz. O zaman son durumda oksijenin hacmi 4V, hidrojenin hacmi 2V olmuyor mu? Bunu nasıl mümkün olabilir? Oksijenin mol sayısını hidrojenin mol sayısının 2 katına yaparak. Hidrojen 2 de o zaman 1. Buraya 3n oksijen eklersek olur. Hemen bakalım. Oksijen gazının miktarını 2 katına çıkarmak olmaz. Oksijen gazının sıcaklığını 2 katına çıkarmak olmaz. Hayır. Miktarın 4 katına çıkarmak evet. n'e 3n eklersek kaç katına çıkmış oluyor? 4 katına çıkmış oluyor. Bu olur. Hadi diğer şıkların da yanlışlığını görelim beraber. Hidrojen gazının yarısını kaptan boşaltırsak n mole n mol olur. O zaman hacimleri birbirine eşit olur. Yani 6V her ikisi de 3V'ye 3V olur. Ben oksijenin hacminin 3V değil 4V olmasını istiyorum. Olmadı. Hidrojen gazının sıcaklığını yarıya düşürürsem yine tıpkı yarısını boşaltmak gibi hacmi birbirine eşitlenir. Cevabımız E seçeneği. Serbest pistonlu bir sistem. Kaplar eşit aralıklı. M gram helyumu dışarı alıp sıcaklığı 4 katına çıkarırsak piston nerede durur diyor. 2 M grama 2 N mol dersek. M grama da N mol diyeceğiz. N mol'ü dışarı alıp mutlak sıcaklığı 4 katına çıkarıyoruz. Demiştik bir sistemin durumu değiştiyse. ilk durumla son durumu PVnRT ile çözebilirsin hemen. Basınç sabit pistonlu kap. R sabit. Diğerleri değişiyor. İlk hacim 1 bir birim. Eşit aralıklı diyor. İlk hacim 1 bir birim bölü son hacim ve son eşittir. Mol sayısı 2n dersek son mol sayısı n. Mutlak sıcaklık 4 katına çıkarılıyor t dersek 4t. Buradan hemen gerekli sadeleşmeleri yaptığımızda şunlar gitti. 2 bölü 4 şurada 2 kaldı ve son eşit 2v oldu. Burası 1V 1V de buraya geliyor. 2V yani B noktasında piston dengede kalıyor. Yedinci soru direkt PVNRT sorusu. Bakın PVNRT'de 4 tane bilinmeyenimiz var. Bunun 3 tanesi verilmiş. Hemen yazalım. P, V, N, R, sıcaklık 273'ün katı hacim 22.4'ün katı olduğu için R'nin 0.082 olan değerini almadım sadeleşti. Sadeleşti şurada 2 kaldı. 2 ile 4 sadeleşti en eşittir. 2 mol. Gazın 2 molü 92 grammış. O zaman 1 molü 46 gram olur. X o 2'yi 46'ya eşitleyeceğiz. 46'nın 32'si oksijen. 16 16. O zaman X'e kalan 14 oluyor. Cevabımız C seçeneği. 8. soru helyum ve hidrojen gazları var. Sıcaklık sabit tutarak birinci kaptaki helyum gazının yarısını pompa yardımıyla ikinci kaba aktarıyoruz. İkinci kaptaki gaz karışımının basıncı arkadaşlar bir gaz diğer gazı eklemez. Yani birinci kaptan ikinci kaba gaz eklediğimizde ikinci kaptaki hidrojen gazının hacmi, mol sayısı ve sıcaklığı değişmediği için hidrojen yine iki atmosfer yapıyor. Gelen helyumun basıncını hesaplayarak soruyu çözebiliriz. Gelen helyum 4 atmosferin yarısı. %50'si diyor dikkat edin. Helyum gazının yarısı diyor. 2 atmosferi yolluyorum. Yalnız 2 atmosfer 1 litredeki hacmi. Ben bunu 4 litreye götürürsem basıncı kaç olur diye sorduğumda 2 atmosferi 1 litreden 4 litreye hacmini 4 katına çıkardığımızda basıncı 4'te 1'ine düşer. Bakın burada da görüyorsunuz. 0,5 atmosfer yapar buraya gelen helyum gazı. 2de e hidrojen yapıyordu. O zaman toplam basıncımız 2,5 atmosfer olur. 9. soru serbest pistonu dış basınca karşı dengelenmiş bir gaz. Dış basınç bir atmosfer olduğu için iç basınçta bir atmosfer. Yalnız piston şu an 3V'lik konumda. Biz 2V'ye bir engel koymuşuz. Bir de şurası 2V. 3, 4, 5V'ye bir engel koymuşuz. Yani yaptığımız işlemler pistonu 2V'nin altına veya 5V'nin üstüne itiyorsa dengede olmayacak. Hangisini yaparsak yine dengede kalır diyor. Her seçeneği tek tek deneyeceğiz. Kabın sıcaklığı normal şartlarda olduğu için şu an 0 derecede. 273 dereceye çıkarırsak yani sıcaklığı 2 katına çıkarırsak hacim de 2 katına çıkmak isteyecektir. 3V'den 6V olmak isteyecektir. 6V olamayacağı için 5V'ye gelip engele dayanacak yani dengede kalmayacaktır. Olmaz. A şıkkı dengede olmadı. N2'nin kütlesini iki katına çıkarırsak yine kütle iki katına çıktığında serbest pistonda hacim iki katına çıkmak isteyecek. 3V'den 6V'ye çıkmak isteyecek. 6V olamayacağı için piston engele dayanacaktır dengede olmadı. Dış basıncı iki katına çıkarmak çıkarırsak dengelemek için iç basınç iki katına çıkmak isteyecek. Bunu da hacmi yarıya düşürerek yapacak. 3V'den 1.5V'ye düşmek isteyecek. Ancak en düşük 2V'ye düşebileceği için bu da olmaz. Dış basıncı yarıya düşürürsek bu defa İç basınç bunu dengelemek için hacmi 2 katına çıkarmak isteyecek. 3V'den 6V'ye çıkmak isteyecek. Yine olmadı. Sistemi oda koşullarını yani 0 dereceden 25 dereceye götürmek sıcaklığı arttırır. Ancak sıcaklığı 2 kat arttırmadığı çok az arttırdığı için piston çok az sağa kayarak bunu dengeler ve E şıkkında yine dengede kalır arkadaşlar. Son soru kısmi basınçlar hakkında. Musluğu açtıktan sonra her gazın kısmi basıncı ne olur? Arkadaşlar molleri yoksa her gazın ilk durumuyla son durumunu oranlayarak kısmi basıncını bulabiliriz. Örneğin neon'un ilk durumuyla son durumunu oranladığımızda mol sayısı R'si ve T'si değişmediği için P1V1 P2V2 geliyor. 1.25 atmosfer basıncını V'de yaparsa 2V'de kaç atmosfer basıncını yapar dediğimde 1.25 bölü 2 atmosfer basıncını yapar. Yalnız bunun milimetre civi olarak soruyor. 1.25 bölü 2'yi 760 ile çarpacak olursak hemen şöyle bir hesaplayacak olursak 475 çıkar birincinin basıncı. Aynı şeyi karbon monoksit için yapıyorum. Karbondioksit için pardon. P1 çarpı V1 P2 çarpı V2'den Karbondioksitin son basıncı 0,25 atmosfer çıkıyor. 760'da çarparsak milimetre civaya çevirmek için 190 milimetre civa çıkıyor A seçeneği.